sabah 5.30'da kalkıp bisiklete binenlere deli derken, şimdi burada 4'te kalkıp 5'te bisiklete binmeye başlıyoruz sıcaklardan etkilenmemek için. Hadi hayırlısı. Bugün menüde 85 kilometre var. 5-6 kişi olacağız. Hafif bir rüzgar var gibi ama bakalım, çok etkilemez diye düşünüyorum. Yola çıktık. Kafadan rüzgar var. Yolun yarısında karşıdan saatte 30 kilometre ile esen bir rüzgarla sürüş yapacağız. Şimdilik ısınıyoruz. İlk 10 kilometre olmadı. Hava aydınlanmaya başladı. Saat 5.30. Sürmeye devam. Ortalama hızımız 30 civarı şu anda. Rüzgarla mücadele. Minnak gruppettomuz önde gidiyor. 6 kişiyiz bugün. Emre abi burada. Burada yaptığımız rota, Strava'dan da görebilirsiniz. Stick and Loop dediğimiz 19 kilometrelik stick, 49 kilometrelik bir yuvarlağı içeriyor. Stick'te gidişte dönüşte iki defa geçiyoruz. Toplamda 85 kilometre falan oluyor, 85-86. Keyifli, tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ama tabi şu an acayip bir kafa rüzgarı var. Biraz limoni bir tadı var. Burası böyle komple bisiklet yolu. Yeni yapılan extension, yeni yapılan uzatma. Yolu 2 kilometre kısaltıyor ama kaymak asfalt. Türkiye'de araba yolunda yok böyle asfalt kalitesi, öyle söyleyeyim. Bisikletçilerin evrensel mola yeri burada. Her şey var. Adı üstünde cami, süsebilir vesaire. İhtiyacınız olan, molada ihtiyacınız olabilecek her şeyi bulabilirsiniz. Köprü demek son 8 kilometre demek. Yani yol bitti demek. Köprüden sonra iyice hızlanıyor. Artık sonda herkes ne varsa basmaya başlıyor. Şöyle. Evet. Köprüde genelde tek sıra ilerliyoruz. Köprü ve biraz önce geçtiğimiz tünel bu yol üstündeki en dar geçiş alanları. O iki noktada tek sıra halinde ilerliyoruz. Emniyet açısından. Son splitte tek kaldım. Evet. Yol bitti. Evet. Bugünü de bitirdik. 84 kilometre, 32 ortalama, fena değil. Evet, sürüşü bitirdik. Sürüşün ortalaması 33 çıktı. Strava'da görebilirsiniz.
83 nokta küsür kilometre, 84 kilometre binmişiz. Fena bir ortalama değil. Gayet güzel. Özellikle cumartesiden önce, haftayı bitirmeden önce burada hani volüm amaçlı, kilometre geçmek amaçlı yaptığımız bir sürüş için oldukça iyi bir ortalama. Şimdi toparlanıp hazırlanıp dükkana gidip kahvaltı etme zamanı. Bu sürüş üstüne işe başlamadan güzel bir kahvaltı edeceğim. Kahvaltıdan sonra duş, duştan sonra iş. Dükkanda görüşürüz. Bisikleti park ettik. 2019'lar. Günün ikinci yarısında Abu Dhabi'ye gidiyoruz. Bir etkinlik için. Şimdi hazırlanıyorum. Yola çıkacağız. Mataramı doldurmam lazım. Abu Dhabi'ye geldik. Şimdi etkinlik için arabayı boşaltacağız. Şöyle göstereyim. Bugün böyle hafif vlog tadında, hafif spor tadında, günlük tadında bir şeyler oldu demiştim zaten. Hani buraya daha çok günlük şeyleri paylaşacağım, enteresan şeyleri diye. Bugün buraya gelmemizin sebebi Filipinlilerin bir kulübü var. Onların yıl dönümü, 3. yıl dönümü. Onlar için biz de Cycle Hub olarak etkinlikte yer alacağız. Onların verecekleri bisikletleri biz getirdik. Hediye verecekleri bisikletleri. Aynı zamanda 2019 bazı bisikletleri tanıtmak için buradayız. Bakalım güzel bir etkinlik olacak gibi. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Bugünün videosunu çekmeye sabah 5'te başladım. Bisiklete binmeye çıktığımız zaman hava ağrıyordu, gün ağrıyordu. Şu anda Abu Dhabi'deyim. Saat 7 ve gün batıyor. Videoyu bitiriyorum. Bir sonraki Instagram TV videosunda görüşmek üzere. Bisikletle kalın.